Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve teşbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve melamu ala men ittaba'al hava ala rasulina Muhammedin salavat. Ramazanımız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak alem-i İslam hakkında, devletimiz, vatanımız hakkında, milletimiz hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Hak evlerimize, hanelerimize, ruhumuza, bedenlerimize sıhhat, afiyet nasip eylesin inşallah. Beşer hayatını isterse enva-ı ribayı öldürmeli. Tabakay havastan tabakay avama sıla-i rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor sada-i ihtilali, vaveyla-i intikami, kin ve haset enini. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm saykası. Aşağıdan çıkmalı tahabbüp ve itaat, hürmet ve hem imtisal. Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Kur'an'ın adaleti bab-ı alemde durup ribaya der. Yasaktır, hakkın yoktur, dönmeli. Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille, müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi. İkinci harbi umumi ile bu dehşetli silleyi de yedi. İftardan evvel hafız kardeşimiz aşr-ı şerif okudu. Şehr-u Ramazanellezi unzile fihil Kur'an ayet-i kerimesini. Ondan sonra da ayetin devamı şu: Cenab-ı Hak size zorluk dilemez. Cenab-ı Hak size kolaylık diler. Ayet çok net. Allah bizde zorluk dilemiyor, kolaylık diliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve yasakladığı ne varsa hepsi bizim için faydalıdır. Nefse zor gelir, nefse sıkıntılıdır ama kalbe, vicdana, akla uygundur. Bazen aklımıza da uymayabiliyor. Burada taabbudilik dediğimiz kulluk şuuru araya giriyor. Allah emrettiği için ben bunu yapmak mecburiyetindeyim ya da terk etmek mecburiyetindeyim diyoruz. Biz buna taabbüdi diyoruz. Bir şeyi faydasından dolayı yapıyorsak makulül manadır. Hikmet ve maslahat o hükmün teşriine yayılmasına sebep olur. Bir şeyi Allah emrettiği, aklımız almadıysa da yapmak mecburiyetindeyim diyorsak biz buna taabbüdilik diyoruz. Kulluğun şanındandır. Askerlik yapan arkadaşlarımız bilir. Komutan emreder, emrettiği şeyi aklım almazsa yapmam demiyoruz. Madem ki emir gelmiş, ben de emir kuluyum, o da benim komutanımdır. Ben de komutanın emrini yaparım, yerine getirin diyoruz. İşte burada Cenab-ı Hak bir şey emretti, nefsime uymadı. Ya da aklıma uymadı. Ya da hesabıma gelmedi. O zaman bunu yapmayayım, yok. Bunu Allah mı emrediyor? Evet. Madem Allah emretti, ben de bunu yapıyorum. Bir şey yasakladı Allah ama nefsime uygun gelmedi. Orada taabbüdülük var. Madem ki Allah bunu yasaklamış, ben bunu yapacağım. Ama nefsim istiyor, işte kulluk burada araya giriyor. Sen Allah'ı mı dinleyeceksin, nefsimi dinleyeceksin? Nefsini dinleyen insanlar tarih boyunca çöplüğe dökülmüş. Allah'ı dinleyen insanlar tarih boyunca şerefli bir misafir olarak ahirette karşılanmış.
Ya kayıtlı ve kelepçeli olarak ahirete gideceğiz ya da şerefli bir misafir ilahi olarak ahirete göç edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi ikinci sınıftan eylesin inşallah. Şimdi alem-i İslam için arkadaşlar, bütün insanlık için daha doğrusu bir ihtilal problemi var. Sıkıntı problemi var. Havas dediğimiz tabakanın üstten bakma durumu var avam dediğimiz insanlara. Avam dediğimiz insanların, yani aşağı tabakanın üst tabakaya karşı devamlı kinle bakma, intikam hissiyle bakma durumu var. Haset etme durumu var. Onun durumunu nazara alma ve beğenmeme durumu var. Elinden gelse onları bir kaşık suda boğma durumu var. İşte Fransız ihtilali, işte tarihte verebileceğimiz çok enteresan örnekler. Birinci Dünya Savaşı'nın da sebebi, İkinci Dünya Savaşı'nın da sebebi, bu manada baktığımız vakit toplumlar arasında, katmanlar arasında devamlı problemler olmuştur. Peki nedir bunlar? İki problem var. Üstadımız bunları tespit etmiş. Bizim üniversitede çalıştığımız yıllarda benim hocam olan, ben onun aslanıyım, o da benim hocamdı, solcu bir hocamız vardı. Bazen sohbet ederdik. Bir gün dedi ki bana, oğlum söyle dedi, yaşlı birisiydi. İslamiyet şimdiki mevcut problemlere, sıkıntılara nasıl ilaç getirmiş? Nasıl bir tedavi yöntemi getirmiş? Bununla alakalı söyleyebileceğim bir şey var mı? Cenab-ı Hak bir anda aklıma bu dersi getirdi. Dedim hocam, şu anda insanlık içerisinde bütün ihtilallerin, bütün problemlerin, bütün kavgaların, sıkıntıların menşei iki kelimedir. Birisi sen çalış, ben yiyeyim. Sen çalış, ben yiyeyim. Senden emekler, benden yemekler. İkinci hastalık ne? İkinci hastalık, ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse, geberse bana ne? Doğru mu hocam? Baktı ki değerlendirme tam yerinde. Üstad. Peki ilaç ne? Sen çalış ben yiyeyim hastalığını kökünden kesen faizin haram kılınmasıdır. Adam para veriyor, karşıdaki insanın canına okuyor. Sülük gibi bütün kanını adeta emiyor. Ondan sonra ne oldu? Bütün Yahudilerin dünya üzerinde tarih boyunca hep sille yemelerinin sebebi nedir? Duribet aleyhimuz zilleti vel meskene. Allah onlara zillet ve meskenet, yani vatansızlık damgasını, mührünü vurdu Yahudiler üzerine. Niye? Çünkü devamlı ellerinde sermaye var. Sermaye ile karşıdaki insanları sömürme durumu oldu. Sömürülen insanlar belli bir zaman sonra işlerini gördükten sonra Yahudilere gücü geldi mi silleyi basmışlar arkadaşlar. Peki ikincisi ne? Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Fransız ihtilali netice verdi. Demiş o zamanki kraliçe. Kuzum bunlar niye bağırıyorlar? Niye saldırıyorlar sarayımıza? Demişler ki efendim bunlar ekmek ekmek diye bağırıyor. Kuzum diyor ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyor yani. Yani bunun için ağlamanın, bağırmanın, çağırmanın, çığırtkanlık yapmanın sebebi ne yani? Ekmek bulamıyorlar mı? Evet, o zaman pasta yesinler. Sanki babasının buzdolabında, mutfağında bulunan şeyler herkesin evinde var gibi zannediyor. Ya İslamiyet nasıl kırıyor bunu? Zekatın, sadakanın ve her türlü teberru ve nezir dediğimiz adakların zenginden fakire, havastan avama akmasıyla bu hastalığa İslam tedavi yöntemi getirmiş. Beni kendi irademle bırakmıyor. Çünkü iradesiyle insanlar doğru dürüst bir şey yapmaz. İnsanlarda bencillik vardır. Allah bunu farz yapmıştır. Ne gibi? Devletin vergi vermesi gibi. Koyması gibi. Ve 8 kısım vergi dairesi nevinden insanları, grupları bellemiştir Cenab-ı Hak. Bunlara gidin benim namıma verin. Verirken minnet etmeyin. Minnet edemezsiniz çünkü kendi malınızı vermiyorsunuz. Benim malımı veriyorsunuz. Şimdi biz bu kısmın sadece faiz tarafına bakacağız. Bu faiz, bu devlete, bu insanlara, bu insanlığa, şu dünyaya nasıl sıkıntı getirmiş?
Beşer hayatını isterse enva-ı ribayı öldürmeli. Bakın çok enteresan bir başlık. Ya insanlık ölecek ya faiz ölecek. İki gladyatör çıkıyorlar. Gladyatör. Ve savaşıyorlar. Birisi ölecek. Sağ çıkmak istiyor musun? Rakibini öldüreceksin. Burada da ya insanlık ölecek, faiz üste çıkacak. Ya da insanlık kurtulmak istiyorsa faizin her türlüsünü öldürecek ve insanlık kurtulacak. Beşer hayatını isterse enva-ı ribayı öldürmeli. Tabakayı havastan, tabakayı avama sıla-i rahim kopmuştur. Sıla-i rahim aradaki merhamet ve şefkat bağı kopmuş. Üstadımızdan bir şey öğreniyoruz. Zekat sadece mal ve para ile olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bir kısım insanlara verdiği değerler, kıymetler var. Ve bir kısım insanları bu değer ve kıymetlerden mahrum bırakması var. Bu farklılığa binaen Cenab-ı Hak zenginleri, havasları ve o nimetlere sahip olanları o nimetlerden mahrum olanların imdadına çağırıyor Cenab-ı Hak. Yani ben sana kuvvet verdim, buna acizlik verdim, kuvvet vermedim. Ey kuvvet sahibi, ihtiyaç vaktinde kuvvetin ne, bu kuvvetsize ne yapacaksın? Yardım edeceksin. Bu senin için bir vecibedir. Dolayısıyla kuvvetin zekatı vardır. Mesela bir apartmanda yaşıyoruz. Yaşlıca bir teyzemiz var. Ondan sonra kendi yükünü kaldıramıyor. Sen de güçlüsün, delikanlısın. Onun yükünü kaldıramadığını gördüğün vakitte Allah sana bir yük bindiriyor. Ama o yükün arkasında da şeref vardır. Eğer sen gitsen, kuvvetinin eserini versen, zekatını versen, karşını versen ve o yükü kaldırıp o teyzenin evine çıkarsan, o zaman sen o anda imtihanı kazanmışsın. Yapmazsan, sıla-i rahim koparsa, şefkat hissi koparsa, o damar koparsa, sen orada o şereften mahrum kalıyorsun. Birisi alimdir. Başka birisi de o ilmin fakiridir, cahildir, avamdır. Size soru sorduğu vakit mecbursunuz cevap vermeye. Belli vakitlerde sizden vaaz, sohbet gibi şeyler isteniyorsa mecbursunuz gidip o ilminizin zekatını vermeye. Vermediniz mi orada siz zekatınızı ne yapmışsınız? İmar etmişsiniz demektir. Ondan sonra arabanız vardır farz-ı muhal. Bir apartmanda yaşıyorsunuz. O apartmanda da arabadan mahrum olan birisi var. Arabayı sana veren ona 10 tane araba verebilirdi. Ona arabayı vermeyen sana hiçbir şey vermeyebilirdi. İkisini de Allah yapıyor. Çocuğu hastalandı. Eşi hastalandı. Kendi hastalandı. Annesi hastalandı. Bunun bir vasıtaya ihtiyacı var. Senin de araban var. İşte o anda o arabanın bir zekatı var. Her gün bu adamı işe götür getir demiyoruz. İhtiyaç vaktinde. Ve bu adam o anda adeta o zekata muhtaç olan birisidir. Parası olabilir. Ama o anda o hastasını hastaneye yetiştirmek için senin elinde bulunan o araba nimetinin zekatını vermekle mükellefsin. Ama sıla-i rahim koparsa, şefkat damarı koparsa o zaman sen ne yapmasın? Evinde haberin olduğu halde görmezlikten, duymazlıktan gelirsin. O şereften mahrum kalmakla beraber mesuliyetin de olur. Tabakay havastan tabakay avama sıla-i rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor sağday ihtilali. Aşağıdakiler, o nimetlerden mahrum olanlar sağday ihtilali ne yapıyorlar? Devamlı yukarıya doğru gönderiyorlar. Ve veylâ-i intikami, kin ve haset enini. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi. Çok enteresan bir şey bakın. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi. Tekebbürün sıkleti, tahakküm saikası. Kimde güç varsa, kimde kuvvet varsa, kimde imkan varsa bunu aşağıdaki insanları ezmek için kullanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Devlet olarak da böyle, insan olarak da böyle, millet olarak da baktığımız vakit maalesef durum farksız. Hastaneniz vardır. Hasta gelir imkanı olmaz. Doktorsunuz. Muayenehaneniz vardır. Hasta gelir imkanı olmaz. Sizin buna ne yapmanız lazım? Şefkat eli uzatmanız gerekiyor. Eğer sen onu tekebbür vasıtası olarak
Onunsa tahakküm aleti olarak kullanırsan o elindeki imkanı, Cenab-ı Hak da sana sorar. Ya. Tahabbüp ve itaat, hürmet ve hem imtisal, fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli. Yukarıdan devamlı aşağı doğru merhamet ve ihsan inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Bakın arkadaşlar, şu anda dünya üzerinde faiz müesseseleri dediğimiz bankaların elindeki mevduat toplam 150 trilyon dolardır. 150 trilyon dolar. Bu 150 trilyon dolarla arkadaşlar istedikleri yerde istedikleri zulmü yapıyorlar. İstedikleri idareciyi indiriyorlar, kendi milletine dövdürüyorlar, öldürtüyorlar, parçalattırıyorlar. Misal vermeye gerek yok, hepimiz bunların şahidiyiz. İstediği ülkeyi batırıyor. İstediği ülkeyi, istediği ülkenin üzerine salabiliyor. Ve bütün bu paralar da kimin sırtından çıkarıyor? Garip gurebanın, hepimizin sırtından çıkıyor. Şu anda devletimiz de faiz ödüyor. Milletin çoğu da faiz ödüyor. Şirketlerin çoğu da faiz ödüyor. Ufak bir ekonomik kriz oluyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki patır patır millet dökmeye başlıyor. Geçen bir arkadaşımızla konuşuyoruz. 2018'de diyor 3 milyon lira ödedim ben diyor faiz. 3 milyon. Ya sen 3 milyon ödeyecek ne etin var ne butun var ya. Almış bütün karının yarısını bütün şirket için kullanıyor. Yarısını da o faiz lobilerine gönderiyor. Bir arkadaşımız bizi aradı. Bir arkadaşımız. Hocam dedi, şu anda dedi biz mallarımızı satamıyoruz. İnşaatçı bunlar. Mallarımızı satamıyoruz. Bu mallarımızı satamadığımızdan dolayı faiz alsak caiz mi? Şimdi dünyalığı için benim ahiretimi yakacak. Ben de şefkate geleceğim, diyeceğim ki tabii canım, yani senin gibi gariban bir adam almayacak da kim alacak mesela? Sordum, dedim ki sen dedim şu anda yaptığın daireleri az bir karla satarsan kurtarır mısın vaziyeti? Kurtarırım dedi. Şimdi bakın, gariban kazanmasın. Hazır diyelim mesela evler düşmüşken bir gariban da kendisine bir ev alsın istemiyor. Yine ben bunun fiyatını o ayarda tutayım diyor. Ama bankaları kazandırayım. Garip kazanmasın, gariban kazanmasın. Nasıl mantık? Hem de bunu soran, bu maneviyata da yatkın olan insanlar. Ya. Bizim dostlarımızdan birisi soruyor yani. Maliyetine satarsan hemen satar mısın? Hocam ekmek peynir gibi gidiyor maliyetine. Ama tabii biz alışmışız belli bir kar marjına diyelim. Ondan sonra da hayır ben vermeyeyim diyor bunu. Bankadan hocam bir de ellerini uyuşturacak. Hocam bankadan faiz alsam caiz mi? El cevap la yecüz. Birisi Arapçayı fazla bilmiyormuş. Birisi de ona soru sormuş. Demiş ki yecüz nedir demiş. Yecüz. Adam da bir çırpıda cevap vermiş. Demiş ki caiz değil demektir. Oysa caiz anlamındadır. Yecüz caizdir yani. Ama adam düşünmeden caiz değil demiş. Durmuş durmuş demiş ki peki la yecüz ne demektir? Bakmış ki ula burada bir şey var. Bir problem var. La yecüz caiz değil. O da yecüze caiz dedi. Durmuş durmuş tabii yanlışını da düzeltmek istemiyor. O hiç caiz değil demiş. Ama öyle bir dahiyane cevap ki o hiç caiz değil. Yecüz caiz olmayınca la yecüz hiç caiz olmaz. Arkadaşlar durumumuz bu. Ben o 3 milyon ben birisini yani bankalar ortak ettim kendime diyen arkadaşımıza çok yani mutekit bir insan, itikatlı bir insan. Ya bir ortak al diyorum, almıyorum diyor. Hocam bırak ortağı. Ama bankalar ortağın. Oldu mu? Ya. Zekatı da üstadımız faizle beraber sıralıyor. Bakın o büyük büyük sermaye sahibi olan o Yahudi aileleri, şundan bunları sıralamıyoruz. Onlar zaten kimse hesaplayamıyor onların servetlerini. Sadece kayıtlı resmi gelirlere sahip olan bazı şirketler var. İşte Bill Gates gibi diyelim mesela. Facebook'un sahibi gibi, Uman'daki insanlar. Dünyanın en zengin 8 tane adamı.
Dünyanın en zengin 8 tane adamı. Bakın dünyanın en fakir kaç tane adamla denktir parası? Dünyanın yarısı 3.6 milyar insan, tam 3.6 milyar insanın elindeki imkana sahip 8 kişi. Bunlar sadece, paralarını ben hesapladım, burada söylemeyeyim ki. Nazar değmeyin yani. Layıcız olmasın. Sadece zekatlarını verseler abi, sadece zekatlarını verseler. Bakın Allah'ın koyduğu hükümlerin ne kadar doğru olduğunu görelim yani. Afrika kıtasında ben fakirim diyecek, açlıktan öldüm, çocuğum açlıktan öldü diyecek kimseyi bulamazsınız artık. Sadece zekatlarını verseler bu 8 tane adama. Arkadaşlar. Ve biz fakir fukaraya vermemiz gereken o zekatlar, o sadakalar, o teberrüların hepsini ya da çoğunu topluyoruz. Yanlış bir kararla faize bir imza atıyoruz. Hepsini o faiz lobilerine, o zengin olan birimlere, kurumlara gönderiyoruz. Burada fakir fukara da açlık çekiyor. Sıkıntı çekiyor yani. Ya Allah muhafaza eylesin. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Kur'an'ın adaleti bab-ı alemde durup ribaya der. Yasaktır. Hakkın yoktur. Dönmeli. Bakın ayet-i kerime var. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar. Kim bunlar? Bakın zina edenler için söylemiyor bunu. Adam öldürenler için de söylemiyor. Bir tek günah için. O da faiz yiyenler için. Bir hadis-i şerife rast geldim. Faiz alan bir insan, çok enteresan, yani inşallah yanlış anlaşılmaz, 36 zinaya denk günah işlemiş oluyor. Sorularla İslamiyet'e bakın, kaynağı orada. Sorularlaislamiyet.com sitesine. Faiz günahı 36 zinaya denk. Adamın birisi, insanlar ne? Biz kendimiz Müslümanız. Elhamdülillah kendimizi günahlardan muhafaza ediyoruz. Elhamdülillah şimdiye kadar Cenab-ı Hak beni muhafaza etti, böyle bir günaha girmedim diyebiliyor. Elhamdülillah değil mi? Hakikaten. Peki faiz yedin mi? Evet. Asla. Daha farklı ve daha ağır bir ifade var. Onu ben burada söylemeyeyim. O da hadis-i şerif. Dolayısıyla arkadaşlar, yani faiz anlaşmasına doğru giderken lütfen düşünelim. Yani şirketimi büyütmek zorundayım. Bu senin için cevaz vermez. Şirketimi kurtarmak zorundayım. O da sana cevaz vermez. Çok ciddi manada dikkatli olmak lazım. Bir. İkincisi, şimdi yeni bir fetva yayılıyor arkadaşlar. Sadece parasını verip milleti sömürmek niyetiyle faiz verenler, yani faiz alanlar diyelim, mesuldür. Diğerleri mesul değil. Niye? Mecburdur adam çünkü. Hayır. Sen kendi aklına göre fetva verme. Gel hadise, gel Efendimiz Aleyhisselam'a, gel Kur'an'a ve soralım. Caiz midir, değil midir alanlar, verenler? Bir, faiz alan. İki, faiz veren. Üç, aracılık yapan. Dört, katiplik yapan. Hepsi melundur diyor. Hacının birisi, bakın bu bizim doğuda yaşanmış, bizim memlekette yaşanmış bir olay. Gidiyor bankaya, parasını verip değerlendirtecek faizle ve oradaki bankacı kadın çayı sol elle içiyormuş. Bu hacı efendi de tebliğ yeri bulmuş kendine. Tebliğ edecek. Kızım diyor, sol elle çay içmek mekruhtur. Ne kadar garip bir durumda olduğumuzu anlayabiliyor muyuz? Kızım diyor, mekruh orada dini tebliğ ediyor. Bankada. O da diyor ki, amcacığım dikkat edersen sağ elimle senin faizini hesaplıyorum. Sağ elim meşgul yani. Sana günah kazandırmakla meşgul. Bırak bu elim de yarım günah kazansın yani. Oldu mu? Yine ayet-i kerimeyi ben söyleyeyim.
Ve yemhakullahu riba ve yurbis sadakat diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah ribayı, faizi mahveder. Bereketini kaldırır. Bakın, kasası doludur ama çocukları hayırsızdır. Çocukların ruhuna devamlı haram para yedirmiş bu adam. Onun için çocuklar niye beni dinlemiyor? Yedikleri önünde, yemedikleri arkada. Her türlü imkanı sundum diyor adam. Her türlü imkanı sunmadın. Ruhlarını sen perişan ettin, farkında değilsin. Dolayısıyla ertesi gün adam ölüp gittikten sonra çocuğu bir zarla bütün parasını kaybedebiliyor. وَيَمْحَقُ اللّٰهُ riba. Allah ribayı, faizi mahveder. وَيُرْبِ sadakat. Ve Allah sadakaları kat be kat artırır. Sen sadaka verdin mi Cenab-ı Hak artırıyor. Matematik bilenler bilir, hepimiz biliyoruz. Abi sana teknik soru sorabilir mi matematikten? 10-2,5 97,5. Zor soru değil. 100-2,5 97,5. Doğru mu? Diyorsun sen yanlış soruyorsun. Biz ne yapalım diyor. 100-2,5 97,5. Doğru mu? Düz matematik kaidesine göre, mantığa göre bu böyledir. Ama sadakalara ve bu ayetin hükmüne göre 100-2,5 eşittir 110'dur. 120'dir, 130'dur, 140'tır durumuna göre. Kaldı ki bu böyle olsun diye vermiyoruz. Allah emrettiği için veriyoruz ayrı. Peki gelelim faize. 100 artı 10 ne olur? Düz mantığa, matematiğe göre 110'dur. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu ayet kelimesinde ifade buyurduğu hakikate göre ve maneviyata göre baktığımız vakit 100 artı 10 eşittir 80'dir. Eşittir 70'tir. Niye? Çünkü o bereketi kaçıyor. Zahiren mal artıyor, bereket kalmıyor yani. Onun için bu ayet kerimeyi elimizden geldiği kadar terennüm etmek lazım. وَيَمْحَقُ اللّٰهُ riba وَيُرْبِ sadakat. Allah ribayı, faizi mahveder, alçaltır, perişan eder. Dolayısıyla alanlarını, sadakaları, zekat verenleri, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yerlere bu manadaki imkanları verenleri de Allah artırır. İmam-ı Azam Hazretleri'nin 4000 dinarı varmış. 4000 dinar. Küfe'nin en zengin tüccarıymış. Hem ticaretini yapar hem de talebe yetiştirmiş. İmam-ı Azam, ötesi yok. Her sene sonunda 4000 dinardan ne artmışsa bu benim hakkım değil diyor. 10.000 dinar mı oldu? Evet. 6.000 dinarı fakir fukaraya ve talebe yetiştirmeye. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerinin, İmam-ı Muhammed Hazretlerinin, İmam-ı Züfer gibi zatların şimdiki tabirle bursunu karşılayan İmam-ı Azam'dır. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri soruyor. Evladım sen niye geç kalıyorsun ders halkasına? Ya İmam diyor. Ben diyor, babam vefat etmiş, ailemin ihtiyacını ben karşılıyorum. Tercihim ben diyor. Evladım diyor, bir daha bu ders halkasından geç kalma. Vaktinde gel. İşin bundan sonra burasıdır. Senin rızkına Allah kefildir diyor. Ve bütün rızkını Allah'ın namına İmam-ı Azam evine gönderiyor abiler. Dolayısıyla böyle hayırlı insanları yetiştirmek için, böyle hayırlı çalışmalar yapmak için azami derecede çalışmak o malı hem dünyada artırır hem de ahirette aklımızın, havsalamızın, hayalimizin aramayacağı kadar, alamayacağı kadar Cenab-ı Hak artıracak. Faiz ile geçinen bir insan hem dünyada bereketi kaybeder, hem aile huzuru, toplum huzuru bozulur bu adamın, hem herkes ona hasetle, kinle bakar, hem de ahirette yiyeceği çok dayaklar var. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mahsana.